Senin de dediğin gibi CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak büyük kurultayının, 38. olan büyük kurultayının en önemli merhalesi tamamlandı. İlçe ardından da il kongreleri, dün Bitlis'te yapılan son kongreyle sona erdi. Büyük ölçüde bir değişiklik olduğunu özellikle iller bazında görüyoruz. Ama bunlar da tabii ki buna seçim kurultaya dönük, genel başkan seçiminin yapılacağı kurultaya dönük nabız veriyor mu, vermiyor mu diye bakılıyor daha çok. O il başkanlarında görülen değişikliğin değişimcilerin büyük kurultayda zaferle çıkacakları anlamına gelmediğini belirtmek isterim. Zaten değişecek bazı işin doğası gereği olan bir şekilde değişmesi gereken il başkanları, il yönetimleri vardı. Çok fazla o anlamda il başkanları değişikliği bize nabız vermiyor. Tümünün, yeni il başkanlarının tümünün Özgür Özel'in genel başkanlığını, partide değişimi destekleyen isimler olmadığını altını çizmek lazım. Kurultay hesapları yapılıyor. Özgür Özel bir ifadesi var. 100 oy bile alamayanlar şimdi bizim için başa baş diyorlar diye. Gerçekten de aslında aradaki makas çok geniş değil. Ama daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi kurultay günü, kurultay haftası netleşecek. Tekrarlamakta fayda var. Partinin büyük çoğunluğu, en büyük kesimi değişimi destekleyenler gerçekten. Ama burada değişimin kiminle yapılacağı, hangi genel başkanın, hangi ismin genel başkanlığında yapılacağı tartışma konusu. Bu da büyük ölçüde kurultay haftası kesinleşecek. Çünkü gerçekten de değişimciler ya da genel merkez yanlıları ya da dönüşümcüler diye ifade ettiğimiz diğer kanat arasında seçimi kesinlikle bu kazanır diyebileceğimiz büyük bir fark oluşmadı. Onu o hafta göreceğiz. Ama ben daha önce de söylediğim gibi genel merkezi bu yarışta daha şanslı görüyorum. Fakat daha kurultaya var, 2-3 hafta var. Sayın Gökdemir, peki size şunu Birçok sorsam. denge değişebilir. Evet. Şimdi kurultay artık çok az kaldı kurultaya. 4-5 Kasım'dan çok az bir süre Evet. kaldı. Bir yandan da kazanın çok kaynadığı bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı bu ilk Evet. kongreleri süresince. Sizinle bir Evet. önceki yayınımızda kurultaya kadar nabız biraz düşebilir demiştiniz. Şimdi o CHP'deki kaynayan kazan biraz olsun hafifledi mi? Şu an oradaki tartışmalar ne durumda? Nasıl bir iklim var CHP'de? Yani şunu söylemek lazım. CHP kurultaylarının böyle ciddi kamplaşmaların olmadığı kurultaylarda bile nabız tansiyon her zaman yüksektir. Bu kurultay bir de adaylı bir kurultay. Daha önce de söyledim. Aslında kamuoyundaki beklenti kadar büyük bir kavga görüntüsü oluşmadı. Üstelik genel merkezde ya da Ankara'da olanların bütün iletişim stratejisindeki hatalarına rağmen olmadı. Kongreler beklediğimizden daha düşük bir tansiyonla tamamlandı. Ama şu an Ankara gerçekten hareketli. Kamuoyuna da yansıdı biliyorsunuz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben aday olmayacağım" demişti. Bunu biz beni aday gösterirler diye anlamıştık. Böyle de işleyecek bu süreç zaten. Kemal Kılıçdaroğlu için TBMM Genel Kurul salonunda imza toplanması gayretlerinden dolayı milletvekilleri arasında bir gerginlik yaşandı. Oradaki WhatsApp konuşmaları yansıdı kamuoyuna, görüntüler yansıdı. Bunun yanı sıra partinin iletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in süreçte yaptığı, sık sık yaptığı hatalarda partideki ayrılık görüntüsünün altını kalın bir kalemle çiziyor gibi bir sonuç doğuruyor. Örneğin hiç gereği yokken Genel Başkanımızın kurultay organizasyonu yapacak isimle ilgili bir işareti yok. Bu isim Gürsel Erol'dur. Ona da şunlar şunlar yardım edecek gibi aksi hiçbir görüşe itibar edilmemesi tavsiyesinde bulunduğu bir açıklama yaptı. Gerginlik biraz buradaki çekirdekte daha fazla yürüyor gibi.
İki tarafta Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de çok özenliler bir kavga görüntüsü oluşmaması için. Çünkü kim seçilirse seçilsin 6 Kasım sabahından itibaren biz yine yan yana durarak yolumuza ilerlemek zorundayız. Önümüzde çok önemli bir sınav var. Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı diye değerlendirerek o tansiyonu, o nabzı sürekli düşürmeye çalışıyorlar. Şimdilik çok büyük bir gerginlik beklemiyoruz. İstanbul İl Kongresi'ndeki görüntünün büyük kurultaya yansımaması için her iki tarafta elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama olacaktır. Dediğim gibi yarışların olmadığı CHP kurultaylarında bile bir tüzük maddesinden hareketle heyecanlı, ateşli tartışmalar görmeye alışkınız. O sağ partilerin atmosferinden farklı seyreder her zaman CHP kurultayları. Şimdilik bir olağanüstülük var gibi görünmüyor. Sayın Gökdemir, son olarak kısaca bir tüzük tartışmasına değinmenizi rica edeceğim CHP'de. Ardından evet. İYİ Parti'ye geçelim. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan ve Genel Başkan adayı Özgür Özel'den iki açıklama gelmişti tüzükle alakalı. O cephede neler oluyor? Tüzük tartışmasında neler biliyoruz? Evet, bu önemli bir ayrılık noktası aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir konuşmada 6 Kasım sabahı itibarıyla farklı görüşler dillendirenlerin partiden uzaklaştırılacağı açıklamasında bulunması açıkçası rahatsızlık kaynağı oldu. Çünkü CHP'de her zaman aykırı görüşler olur ve bu aykırı görüşler çoğu zaman bir araya gelmeyi başararak yollarına devam ederler. CHP'de farklı görüşlerin cezalandırılması bir kere iddia ettikleri ideolojik yaklaşıma aykırı. Sol tartışır, sol ikna etmeye çalışır, kavga eder. Bunlar olağan ama CHP'nin daha önce de konuştuğumuz gibi sağcılaşma, ortak aklı üretecek tartışma platformlarından uzaklaşma yaklaşımı burada da kendini gösteriyor. Bu haliyle bir rahatsızlık yarattı. Özgür Özel bu görüşe karşılık olarak biz uzaklaştıran değil kucaklayan taraf olacağız dedi. O gürültüde aslında çok fazla tartışılmayan çok daha önemli bir şey söyledi bana göre Kemal Kılıçdaroğlu. Ödül mekanizmasının çalıştırılacağını, partinin oyunun artırılmasını sağlayacak teşkilatlara parti meclisinde kurultaydan sonra en önemli, en etkili, en yetkili kurum olan parti meclisinde ödül üyelik verileceği gibi bir şey söyledi. Yani promosyona dayalı siyaset sağ partilerde bile görmediğimiz bir şey ki parti meclisi üyesi seçilebilmek normal koşullarda parti politikalarının üretildiği, stratejilerin belirlendiği kurultay adına yetki kullanan bir kurul olması itibariyle parti meclisi çok önemli bir kurul. Yani buraya ancak oy desteğiyle gelebilirsiniz. Buna da delegasyon karar verir. Bir ödül mekanizmasını gündeme getirip onları ödüllendireceğiz, parti meclisi üyeliği vereceğiz gibi bir şey aslında hakikaten ne CHP geleneğine ne de sosyal demokrat ideolojiye uygun bir duruştu. Bu tartışılmadı çok fazla bu hengamede ama az önce de dediğim gibi Kılıçdaroğlu Türk siyasetine promosyon parti yöneticiliği gibi bir kavramı armağan etti. Bunlar konuşulacaktır ama öncelikli olarak genel başkanlık yarışı odaklı ilerleyecek kurultaya kadar süreç. Tüzükte bir takım değişiklikler yapılacak ama onda bir uzlaşma zemini bulunabileceğini düşünüyorum. Ama buradan hareketle karşı tarafın Özgür Özel'in genel başkanlığını destekleyen tarafın Kemal Kılıçdaroğlu'na antidemokratik yaklaşımları benimsediği, partiyi sağa çekmeye çalıştığı iddialarına bir güçlü bir malzeme edindiklerini de söylemek lazım.